Öncelikle merhaba hocam. İktisadi bir roman olan Görünmez Kalp isimli Russell Roberts'ın yazmış olduğu bu romanda çevirmenliğini Mustafa Acar yapmış bulunmakta. Mustafa Acar kitabın giriş bölümünde kitapla ilgili biraz bilgi vermiş. Giriş bölümünde birçok iktisadi eleştiride bulunmuş. Özellikle asgari ücret üzerine yapılan eleştiriler dikkat çekmektedir kitapta. Yapılan eleştirilerde asgari ücretin yükselmesinin çalışanlar için iyi bir şey gibi gözükse de aslında en büyük zararı çalışanların gördüğünü söylüyor. Şu şekilde de destekliyor bu düşüncesini. Asgari ücret yükseldiği zaman piyasa iş gücü maliyetleri artacağından birçok işveren iş gücü maliyetlerini azaltıp az fazlası hedefine yöneleceğini ve işsizliğin daha da artacağını ve bu nedenle de yine işçilerin olumsuz etkileneceğini savunmuştur. Bir başka eleştiri ise piyasa müdahale konusuna getirilmiş. Bunu şöyle bir örnekle aktarmıştır. ABD'de Yellowstone Parkı'nın kurtlardan arındırılma girişiminin o kurtlarla beslenen birçok canlı türünü neslinin tükenmesiyle sonuçlandığını ve bütün dengenin bozulduğunu söyleyen yazar, aynı şekilde piyasaya da zararlı gibi gözükmeyen bir müdahalenin uzun vadede piyasayı alt üst edebileceğini söylemiştir. Bu tarz bilgilerin ışığında kitabın yavaş yavaş girişine gelelim. Romanın başlangıcında Washington'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Sam Gordon ve Laura Silver'ın yaşantılarından, karşılaşmalarından, birbirleriyle yaşadıklarından, sohbetlerinden vesaire kesitlerle ilerleyeceğiz. Sam Gordon öğretmenlikteki 4. yılındayken Laura Silver'ın ise öğretmenliğe başlangıç yılı. İlk okulun açılış günüyle giriş yapalım. Sam Gordon okulun ilk gününde sınıfa girer ve tahtaya bazı rakamlar yazarak sınav yapacağını söyler. Sınıfta öğrencilerin tabii tedirginlikleri yüzlerinden belli olmaktadır. Burada Sam'in amacı sınıfı bir aldatmacalı soruyla test etmektir aslında. Bu aldatmacalı soruya da Emmy adında bir kız öğrenci ilk tepkiyi vermiştir. Bu da Sam'in yüzünü güldürmüştür. İktisadi olarak sınıftan ilk tepkiyi o kızdan almıştır. Laura ise sınıfta ilk gününde edebiyatçı bir yazarın bir sözüyle giriş yapmıştır. İlk günlerinin ardından Laura Sam'in ismini öğrencilerin oynattığı bir para kapma oyunuyla okula tüm okula yayılmasıyla bu durumun adını duymuştur. Ama ilk karşılaşmaları tren istasyonunda olmuştu. Evlerine giderken tren istasyonunda Sam ve Laura karşılaşmışlardır. Sam'in bir dilenciye para verdiğini görünce Laura böyle bir şey yapmasının ne kadar doğru olduğunu sormuştur Sam'e. Bu şekilde ilk iktisadi aralarındaki tartışma da başlamıştır. Sam ve Laura aslında birbirine çok zıt karakterlerdir. Sam, insanların tercih haklarının bulunması gerektiğini savunmuştur daima. Laura ise onlara yiyecek, içecek, hatta bunu da meyve suyu örneğiyle Sam'e anlatmaya çalışmıştır. Bu tarz şeyler vermenin daha faydalı olabileceğini savunmuştur. Sam ise buna karşı çıkarak her insanın tercih etme özgürlüğünün bulunmasını savunmuştur. Ve bunların ardından bir gün Sam'e gizli bir mektup gelir. Okul müdürü göndermiştir bu mektubu. Sam'in yakın zamanda işten çıkarılacağının haberi verilir Sam'e. Sam biraz düşündükten sonra buna büyük ihtimalle okulda oynattığı para kapma oyununun sebep olduğunu düşünür. Ve bu konuyu kimseye açmaz, kimseye anlatmaz. Ve yine başka bir gün yan yana gelen Sam ile Laura yine bir iktisadi tartışmanın içinde bulurlar kendilerini. Bu sefer de Laura düşük ücretler konusunda eleştiriler getirmiştir. Kendi mesleğiyle başka meslek gruplarını karşılaştırarak daha zor iş yaptığını savunarak kendisinin o meslek gruplarına oranla çok çok düşük bir para kazandığını düşünmektedir. Basketbol, futbol gibi alanlardan bahsederek. Sam ise yine çok zıt düşünerek Laura'ya karşı o insanların milyonlara hitap ettiğini söyleyerek kazandıkları paraların çok normal olduğunu savunur.
Sam ardından ise Adam Smith'in bir sözünü daha yumuşak bir dille örnek vererek açıklamıştır. Bu söz, her insan öz menfaat hırsıyla doludur ve öz menfaat hırsı evrenseldir. Yani insanların mal mülk sahibi olma istekleri, çocuklarını, ailelerini en iyi şartlarda yaşatma istekleri bu hırsları doğuruyor demek istiyor. Bunların sonunda ise rekabet ortamı oluşuyor ve bu rekabet ortamı ücretleri düşürüyor. Görünmez kalbin ise tam olarak bu rekabet ortamı olduğunu söylüyor Sam. Bir gün akşam yemeğine davet edilen Sam, Laura'nın evine gider. Dolayısıyla yine bir iktisadi tartışma kaçınılmaz olur. Aslında tren garında karşılaştıkları tartışmayla birebir aynı şeyi tartışmaktadırlar. Sam yine insanlara mal veya para ikamelerinde paranın verilmesi gerektiğini ve insanların özgürce seçim yapma hakkını kullanması gerektiğini savunmuş. Laura ise hala zıt görüşte, yine farklı birçok ekonomi tartışmasının ardından akşam yemeği neşeli bir şekilde son bulur. Tabii bütün bunlar yaşanırken Sam ile Laura arasında da duygusal olarak yakınlaşmalar olur. Tabii bunlar yaşanırken Sam'in işten çıkarılmayla yüz yüze gelme olayı da aklının bir köşesindedir. Ne yapacağını tam olarak kararlaştıramamıştır Sam. Yıl sonunda yaklaşmaktadır. Öğrenciler yavaş yavaş balo hazırlıkları, mezuniyet töreni hazırlıkları yapmaktadırlar. Sam'e karşı da biraz kırgın olan Laura, yaptığının haksızlık olduğunu Sam'in sınıfta yaptığı bir konuşmadan anlar. Sam'e karşı zaten duygusal yoğunluğu olan Laura'nın daha da olumlu yönde fikirleri değişir. Bu sırada Sam liseden kovulur. Laura da bu konuda Sam kimseye bir şeyden bahsetmediği için konunun detaylarını öğrenmek istemektedir. Ardından Sam'i mezuniyet balosuna çağırır. Sam kimseye bir şey bahsetmediği için konunun detaylarını öğrenmek istemektedir. Ardından Sam'i mezuniyet balosuna davet eder. Balonun yapıldığı gece Sam de oradadır. Baloya gelen Sam, öğrencilerin okuduğu bir şarkı sonrası oluşan olumsuz havadan ötürü gözden kaybolur. Duygusal yoğunlukta olan Laura, çok aramasına rağmen Sam'i bulamaz. Bu organizasyonun başrollerinden biri de tabii ki Sam'in öğrencisi olan aynı zamanda Senato Başkanı'nın kızı Amy'dir. Yaz tatili boyunca Sam'e ulaşamazlar. Sam bir gün yine ümidini yitirmiş Laura ile metro girişinde karşılaşır. Sam'in kendisi için geldiğini anlayan Laura, sevinçle birlikte bir şok içindedir. Ama mutluluğun yansıtır. Ardından ise Sam ile birlikte aşk yaşamaya başlarlar. Hayatlarına beraber devam ederler. Roman bu şekilde son bulur. Roman hakkında eleştiri de bulunacak olursam, sürükleyici bir kitap. Okumayı sevmeyen bir insan bile birkaç sayfanın ardından kendini alıkoyamamakta. Ekonomi alanında bir iktisatçının çok rahat anlayabileceği açıklıkla hafif bir dil kullanılmış. Küçük tartışmalar, fikir özgürlüğü, bakış açıları, bu tarz alanlara önem verilerek iki öğretmenin zamanla aralarında oluşan duygusal bağ ile de süslenmiş güzel bir eser ortaya konulmuş.